Kumar borcu lan bu. Hani evini satacaktın? Oyalıyor musun bizi şerefsiz? Satamadım abi. Tarihe sarmış. Kimse almıyor. Çok uğraştım. Ya canın ya borcun Faruk. Bul birisinden. Kimden bulayım? Karımla üvey oğlumdan başka kimsem yok ki. Belki evin para etmez ama... böbreğin işimizi görür. Seninki... ya da üvey de değil mi oğlum? Oğlunun... oğlunun böbreği. Delicik bu neler diyorsun? Ne dersen de... bu alemde borçlu kalınmayacağını bilmiyor musun? Bunu isteme benden ne famam. Ben senin paşa gönlünü bekleyemem anladın mı? İki gün içinde parayı ödemezsen... diri diri gömerim seni. Sonra da karınla görüşürüm gözünü. Oğlan ne de olsa üvey. Gözden çıkarması kolay. Hadi şimdi götürün şunu. Yılan deliğine girsem bulurum seni. Gül oğlan. At onu. Dediğini duydum. Hiçbir yere kaçamazsın. Biraz ilgilensen. Diğer babalar gibi. Oğlum çok yalnız. Diğer babalar gibi. Sevda, mümkün mü böyle bir şey? Ben onun üvey babasıyım. Can da bunu biliyor. Zor bir şey mi? Evet. Ben rol yapamam Sevda. Kahveye gidiyorum ben. Baban gelmiş.
Erken gelmişsin baba. Paylaşalım mı? Dayım verdi parasını. Canın çekerse ısır biraz. Al şunu. Gel oğlum. Gel. Hep kaybettiğin için mi canın sıkkın? Öyle. Çok borcum var. Bir defa da ben söyleyeyim mi? Kazanırsın belki o zaman. Götür şunu. Gel oğlum. Almaz bu yatak, hadi git. Seni özledim baba. Bırak yalakalı, hadi yaylan. Sizinle uyumak istiyorum. Ne haliniz kal varsa görün. Kal güzelim. Korktun mu? Evet. Oo. Kala zaman kal. Canım benim. Canım. Babam ne zaman gelecek anne? Bilmiyorum ki Cancığım. Bilmiyorum güzelim. Oğlum, ben size yıkarsın. Adam olsanız bir kişiye üç kişi gelir mi sizden? Lütfen, lütfen, lütfen. Ulan lütfen, Allah belanızı versin sizi. Nubeyde olsa bunlara çocuk verilir mi? Ulan fazla biçim belaya düştü. Aa işte geldi. Babam geldi. Hoş geldin baba. Dur, dur. Zaten sinirlerim tepemde. Nerede kaldın Faruk? Bir şeyler aldın mı? Yok be Sevda. Bir de sen gelme üstüme. Ne bu halin? Dayak mı yedin sen yoksa? Yok, kaza oldu. Yolda gelirken araba çarptı. Acıyor mu baba? Belaya bulaşmaktan bıkmadın. Evde yiyecek bir lokma ekmek yok. Yoksa yok Sevda, halimi görmüyor musun? Ne yapayım? Sen söyle. Yalancı. Babama bir şey olmaz değil mi anne? Olmaz oğlum. Ona bir şey olmaz. Evde yiyecek bir lokma bir şey kalmadı. Sokak serserileri gibi kavga edip geliyor. Bir de utanmadan araba çarptı diyor. Ne bitmez çilemiz varmış. Anne bir şey yemeyecek miyiz? Dur oğlum, bir çaresini buluruz. Aa, merhaba Mehmet. Salih abimi verebilir misin? Tertip Sevda Ray. Buyur kardeşim. Abi. Bugün bize uğrayabilir misin? Ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey abi. Faruk geldi mi? Evet, şimdi geldi. Yattı. Yüzü gözü şiş. Araba çarptı diyor ama yalan söylüyor. Abi, canın önüne koyacak bir lokma ekmeğim yok. Tamam, geliyorum. Anne. Üzülme sen. Açlığa dayanabilirim. Ağlama anneciğim.
Ne kadersiz bir kardeşim varmış Allah'ım. Gün yüzü göremeyecek mi? Bıktım artık bunlardan. Adam olun da çay paralarınızı ödeyin. Konuştun mu, nasılmış? Ne oldu oğlum, ne bu surat? O şerefsiz dolmuş mu karıyı yoksa? Yok, eve uğrasa onu da yapacak. Aç, susuz, sefil, çoluk çocuk evde. Bakanları yok. Gariban kardeşim, bütün gün didinir. Ah, bahtsız kardeşim. Bu hallere düşecek kız mıydın? Sen Sevda'yı bekerken görecektin. Erkek gibiydi vallahi. Her işi yapardı. Kamyonda direksiyon bile salladı. Ne diyorsun yahu? Ağır vasıta ehliyeti bile vardı. Değil mi, erkeğe taş çıkartırdı. Tabii öyle olacak. Kimin kardeşi o? Mehmet, tertip. Nerede kaldı bizim çaylar? Tamam, geliyoruz ya, patlama. Nereden geliyor bu çaylar? Rize'den mi? Nedir ya? Ya sabır Allah'ım. Abi bak. Kardeşim benim. Kız senin elinden bir şey kurtulmayacak mı? Ehliyet diye tutturdun. Maşallah onu da aldın. Biz kimin kardeşiyiz? Kurstan ehliyetini almış olabilirsin. Ama bugün direksiyonda tependeyim. Biz bu ehliyeti bakkaldan almadık. Görelim. Geç direksiyona. Kamyonculuk babadan yadigar bize. Ah ah. Babam hayrını gördü mü ki? Bir gün gelin lazım olur abi. Dünyanın bin türlü hali var. İyi, hadi sür bakalım. Bayağı güzel kullanıyorsun. Babamın kemikleri sızlamayacak. Sen kardeşini hafife alma. Yeğenime bak. Oğlum al sana şunları. Ne bakıyorsun öyle? Hoş al. Geldin. Hoş bulduk. Gel. Canım dayım, çok özledim seni. Ben de dayıcığım, ben de çok özledim seni. Oğlum sen ne kadar büyümüşsün. Artık taşınmıyorsun. Yakında senin boyuna geçeceğim dayı. Aa, geçersin tabii aslanım. Rahat bırak oğlum dayını. Abi, getirdiklerin için sağ ol. Pek fazla bir şey değil canım. Ben bir iki parça bir şey istedim. Sen markete alıp gelmişsin. Ne diyorsun sen kızım? Benim sizden başka kimim var? Anamızı babamızı deprem aldı. Kazandığımı kim yiyecek yeğenimden başka? Sanki sen çok zenginsin. Bir lira için bütün gün göz nuru döküyorsun. Al bakalım can. Beyler ne tatlısı. Yanımdayım. Afiyet olsun. Faruk yok mu? İçeride. Bulamadım hala bir iş. Nerede? Akşam çıkıp sabah giriyor. Şimdi de gelmiş, ağzı yüzü şiş. Artık nerelerde ne yapıyorsa. Git lan şu babanı uyandır. Kayınçosu geldi. Sen ne yaptın? Temizliğe gidiyordun. Pek iş çıkmıyor eskisi gibi. Bu ne abi? Al al al. Boş ver şimdi hesap sormayı. Sen bir çay yap da içelim. Canım kardeşim. Baba dayım geldi. Seni soruyor. Bir topal eksikti hayatımızda. Bir sırık alsana. Çek şunu başından. Sana çarpan arabayı bir bulsan. Çok ilginç. Sadece suratına vurmuş. Acıyorum baba. Git başımdan. Canımı sıkma benim. Defol. Defol! Ne bekliyorsun? Canım abi. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum.
Sen olmasan nasıl dayanırdım bilmiyorum. Ne oldu oğlum? İt başımdan dedi bana. Kovdu beni. Baba yorgun biraz. Keyifsiz de onun için. Tamam. Ağlama benim bir tanecik oğlum. Ben gideyim. Otursaydın abi. Böyle olmadı ki. Yok gideyim ben. Yoksa dayanamayacağım. İçeri girip şu şerefsizin ağzını burnunu dağıtacağım. Tövbe tövbe. Hadi Allah kolaylık versin sana. Şu montumu versene. Ağlama yeğen. Ağlama lan sen de. Kimin yeğenisin sen? Kendi düşen ağlamaz Sevda. Bu batakçıyla evlenmeden önce düşünecektin. O zamanlar düşünecek takatimiz mi vardı ki? Depremde canım babası gitti. Kendi annemle babam enkaz altında kaldı. O kıyamete dayanmak mümkün. Duramadık. Savrulduk buralara. Salih Sakal, Can Bebek. Ben şaşırmış durumdaydım. Faruk çıktı karşıma. Başlarda iyiydi. Bir lokma ekmek, başımızı sokacak sıcak bir yuva diye evlendik işte. Can'ın üvey de olsa bir babası olsun istedim. Nereden bileyim Faruk'un kumar illetine tutulduğunu, batakçı olduğunu. Sen de haklısın. Olan olmuş. Bundan sonrasına bakmak lazım. Can büyüyor. Öyle. Beni düşündüren de o zaten. Can'ın. Düşe kalka, yara aç, yarı tok okul çağına geldi. Okulda masraf demek. Benim temizliğe gitmem, 3 kuruşa çırpınmam nereye kadar? Sağlığı yerinde ya, şükür. Bak dayısı Salih sakat haliyle tırmalıyor. Dünyada ne dertler var. Doğru diyorsun. Abim yardımcı oluyor yine. O olmasa belki öldürürdüm kendimi. Oğlum için yaşıyorum ben. Oğlum. Oo, senin kafa gene bulanmış. Söz ver bana bakayım. Bunları kafana takıp kendini üzmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Hı? Uyandı beyimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Faruk Bey. Sağ ol. Alsaydın çarpan arabanın plakasını. He, aldım. Bana müsaade artık kal. Yo, otur sen, ben çıkacağım zaten. Kahvaltı etmeden mi Faruk? Sevda, gelsene biraz. Ne var? Biraz para versene bana, 5 kuruşum. Paramın olmadığını biliyorsun. Ben senden para bekliyorum. Bu evin erkeğisin. Ulan kodumu oturturum be, car. Ver ulan işte, dün abin gelmedi mi senin, söğüşlemişsindir, ver. Abim bunu vermeseydi, bugün ekmek alacak paramız yoktu. Aman ne iyi, ver hadi uzatma. Al şunu. Elinde pek sıkı maşallah. Açalım bakalım içinde ne varmış. Hadi eyvallah. Gözüne dizine dursun Faruk. Utan. Aylardır abimin verdiği parayla geçiniyoruz. Hadi bakalım Can. Gidiyoruz. Nereye? Parka. Götürsene diyordun ya. Yaşasın. Anne biz parka gidiyoruz. Yürü hadi. Aman be Sevdacığım, erkek milleti işte. Benimki de televizyonun başından kalkmıyor. Can şu yaşına geldi, ilk defa parka götürüyor. Sonunda utanmaya başladı galiba. Biraz sabret, dua et, yalvar Allah'a. Herhalde sonunda yola gelir, ıslah olur. İnşallah abla. Hey! Hoppa!
Belki evin para etmez ama böbreğin işimizi görür. Seninki ya da üveydi değil mi oğlum? Oğlunun böbreği. Dedecik bu neler diyorsun? Ne dersen de bu alemde borçlu kalınmayacağını bilmiyor musun? Bunu isteme benden defamam. Ben senin paşa gönlünü bekleyemem, anladın mı? İki gün içinde parayı ödemezsen diri diri gömerim seni. Sonra da karınla görüşürüz gözünü. Oğlan ne de olsa üvey. Gözden çıkarması kolay. Hadi şimdi götürün şunu. Yılan deliğine girsem bulurum seni. Baba bak bana. Mısır, şeker, mısır, şeker, mısır, şeker, mısır, şeker. Baba bana şeker alır mısın? Mısır da ister misin? Ne kadar borcumuz? 1 lira abi. Ne? Şeker, mısır, şeker. İlk çıkan çayı kaptuncene. Benden ecencisin tertip. Dün gece canım çok sıkıldı be Mehmet. Hiç uyumadım ki. Sen önce bir abi görmedim. Kendi halına bakmadan kardeşin için çırpını duruyorsun. Canım kardeşim düştü bir batakçıya. Şerefsiz kadir kıymet bilmiyor. Helalinden birkaç kuruş kazanırsam gönderiyorum işte. 3. kattaki avukat bir kadın araydı. Getir götür banka işleri için falan. Sevda'ya söylesen. O da iş arıyordu. Geçerken telefonu getir de soralım. Çayları bırakayım hemen getiriyorum. Alo. Ha, abi nasılsın? İyiyim kızım. Tek düşüncem sizsiniz. Bak Mehmet ne diyor? Handaki avukatın bürosunda çalışır mısın? Ne diyorsun? Hiç çalışmaz olur muyum? Deli misin sen abi? Tabii ki çalışırım. Ama Can ne olacak? Sen çalışırken Can'la ben ilgilenirim. Özlüyorum keratayı. Dayılık edemiyorum diye üzülmem böylece. Yarım halinle bile bize kol kanat germeye çalışıyorsun. Sen olmasan ne yapardım ben? Ben ne yaptım şimdi canım? Büyütme o kadar. Hadi görüşürüz. Kal sağlıcakla. Faruk, hı? Bu ne aile saadeti? Gözlerim yaşardı be. Kurbanı boğazlamadan önce hoş tutmak lazımmış, değil mi? Ne istiyorsunuz? Ne istediğimizi ne çabuk unuttun. Bir numara çekmeye kalkma. Gördüğün gibi her dakika ensendeyiz. Merak etmeyin, sözümden dönmüş değilim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Kumarbazın sözüne göre iş yapmayız biz. Bir haftan var. Biz de bu arada doktoru, kliniği falan ayarlayacağız. Sizde hiç vicdan yok mu? Onu borçlanırken düşünecektin. Korkma.
Çocuk yaşayacak. Uzman doktor. Steril bir ortam hazırlıyoruz. Hiçbir acı duymayacak. Berberde tıraş olurken daha fazla ağlar. Hadi çocuklar, tıraşa. Baba, kimdi o adamlar? Hiç önemli değil. Başımda büyük bela var. Bana biraz akıl ver. Oğlum sen azılı kumarbaz. Başım beladan kurtulmaz. 30 milyar be Samet. 30 milyar borcum var şerefsiz cihata. Nasıl ödeyeceksin oğlum o kadar parayı? Ödeyemezsen işin yaş. Organlarını sökerler haberin olsun. Yapma ya. Yaparlar mı? Bizim bir arkadaş da bulaşmıştı onlara. Borcunu ödeyemeyince Allah korusun. Ya canın ya üvey oldun diyorlar. Ulan şeytan uymaktan korkuyorum be. İhbar meslek ne yapsak? Sen akıllanmayacaksın. Canına mı susadın oğlum ya? Hiç arı kovanına çomak sokulur mu? Başın beladan kurtulmaz. Şaşırdım kaldım vallahi. Oğlanı vermezsen beni yaşatmayacaklar. Can tatlı. Mecbur oğlanı götüreceğiz. Ne? Ne yapacağımı şaşırdım. Sen ne diyorsun oğlum? İyice uçtun ha. Ne dediğini bilmiyorsun. Al oğlum. Alo. Ne haber enişte? Sen miydin? İyidir be kayınço. Burada. Alo. Sevda. Avukatla ben konuştum. Seni bekliyoruz. Gel bir an önce de tanıştırayım. Hemen hazırlanıp çıkarız. Tamam abi. Nereye gidiyorsun öyle kafana göre? Salih bir temizlik işi ayarlamış. Ha? Alo. Bir saniye. Alo abi. Cihat abi. Sen beni bir dakika sonra cepten arasana abi. Ne demek abi? Olur mu öyle şey? Yok abi. Yok abi estağfurullah. Hayır canım yani telefonda sesin pek iyi gelmiyordu abi. Kapatıyorum abi. Heh alo abi. Tamam abi. Şimdi söyle abi. Yarın değil, öbür gün 12'de çocuğu kliniğe getireceksin. Bulgaristan'dan doktor getirdik bu iş için. Çocuğun böbreği bir holding sahibinin işkembesinde çalışacak bundan sonra. Anlaşıldı mı? Tabii ki anlaşıldı abi. Dediğin gibi getireceğim oğlanı da. Tamam abi. Tamam abi, anlaşıldı. Yalnız bir şey soracağım abi. Şimdi... Yani tabii abi sen nasıl istersen getireceğim oğlanı da yalnız abi sadece bir böbreği değil mi abi? Çocuk masada kalsın istemem. Ben de sen de yanarız vallahi. Söyler miyim abi ya haberi olmadan bitirmek lazım işi. Abi trafik kazası falan uydururum ben bir şeyler abi. Tamam abi dediğin gibi. Yarın değil öbür gün saat 12'de değil mi abi? Hürmetler abi. Eyvallah. Eyvallah abim, saygılar. Annen nerede can? Yumurta yiyorum baba bak. Bana ne lan yumurtandan, annen nerede? Sana soruyorum. Buradayım. Ha. İyi, iyi.
Hadi bitir yumurtanı da çıkalım. Parka götüreyim seni. Hayır. Hı? Yani olmaz. Bugün dayısını ziyarete gideceğiz. Kaçıyor muymuş dayısı? Başka zaman gidin. Azıcık dolaşıp gelelim ha? Olmaz dedim ya. Dayısı bizi bekliyor. Ya anne, parka gideceğim ben. Sus bakayım sen. Anneye karşı çıkma. Of anne ya. İyi, ne halin varsa gör. Çocukla ilgilenmiyorsun dersin. İlgilenmeye çalışınca da böyle abuk sabuk şeyler yaparsın. Yarın parka gidilecek. Dayısı mayısı falan da istemem. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Olacak şey. Canilik bu. Doğru duyduğuna emin misin? Vay namussuz herif vay. Korkuyorum abi. Polise gitsek elimizde delil yok. Kaçıracağım oğlumu. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Sakin ol. Buluruz bir çaresini. Sen kimsesizlerden değilsin. Bunların gözü kara. Para için her şey yaparlar. Çok korkuyorum abi. Canıma bir şey olursa ben ölürüm. Korkma Sevda. Hiçbir şey olmayacak. Sen hiçbir şey olmamış gibi evine git. Ben her şeyi ayarlarım. Bir miktar para bulun. Yarın o çıkar çıkmaz gelirsin, tamam? Ağlama artık kardeşim. Can uyanmadı mı? Uyandır şunu da götüreyim. Nereye Faruk? Şeye canım işte parka. Hep istemiyor muydun? Olmaz. Bir yere götüremezsin canı. Bana bak. Dediğimi yap, çocuğu uyandır. 12'de parkta olması lazım çocuğun, anladın mı? Tamam. Tamam. Kahvaltısını yapsın. 12'ye doğru gel abi. Sabah sabah şaşırdım biraz. Ha şöyle. İşte böyle yola gel. Yola gel. Çocuğu hazırla, 12'de buradayım. Thank you.
lazım. Hadi. Ama babam gelip parka götürecekti ya. Yavrum başlatma şimdi babandan. Bu evi terk etmemiz lazım bir an önce, tamam mı? Hadi. Yapacağız abi. Ya bizi bulurlarsa? Düşünüyorum Sevda. Hele bir tertibin evine varalım. Değil mi tertip? Eve gidelim, gerisi kolay. Hı-hı. Geberdiniz mi lan? He? Cehennem mi oldunuz lan? Neredesiniz? Nereye kayboldunuz lan? Neredesiniz? Yoksa duydu mu lan her şeyi? Yok canım. İçeride uyuyordur. Neredesiniz lan? Neredesin? Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet! İşte bizim fakirhane burası. Nuriye bak, misafir getirdim. Merhaba. Tertip diyordum ya. İşte bu Salih. Kardeşi Sevda. Bak bu da Oli Can. Bizim hanım Nuriye. Hoş geldiniz. Bak arkadaş getirdim sana. Canım. Bir bela var başlarına. Kendileri anlatsın. Ben şimdi işe dönüyorum. Allah aşkına kendi evunuz gibi düşünün ha. Tabii tabii, başımız üstüne. Akşama görüşürüz. Konuştuğumuz gibi hareket ederiz Salih. Sağ ol tertip. Ben yemeğe yetişirim. Tamam. Buyurun. Buyurun. Halime, bizimkiler sende mi? Yo, evde değiller mi? Bırak numarayı. Nerede olduklarından haberim vardır. Salih onları gezmeye götürmüştür. Sen biliyorsundur. Söyle be kadın! Nereden bileyim canım? Bekçisi miyim ben onların? Bıraksana kolumu. Defol! Aa! Buyurun. Neden çekineceksin kardeşim? Günümüzün kadınları erkekten de ileri. Elin ayağın tutuyor. Tutarız bir. Az çok kazanıyoruz. Sadece kirayla kalsa ev çevirmek kolay mı? Bizim buralardan bir ev buluruz. O zamana kadar da bizde kalırsınız. Ne olacak ki? Nuriyeciğim, iyi diyorsun da bu adam bize bu şehirde rahat vermez ki. Hem İlk gidip bakacağı yer abimin yeri. Gerçi Mehmet memlekete gittiğimizi söyleyecek. Memlekete mi gitti? Öyle. Benim bildiğim o. Sakladığın bir şey yok inşallah. Bana bak, doğru konuş. Ben Salih'in bekçisi değilim. Yanlış anlama hemşerim. Kusura bakma. Ben eniştesiyim. Önemli bir iş için lazımdı o yüzden. Topla hadi tezcan, ciddi kardeş. Benim bildiğim o. Peki tamam, sağ ol.
Artık rahat yok bize. Bir süre saklanacağız. Ömür böyle geçer mi Sevda? Ne yapayım Nuri'ye? Oğlum için sürünmeye bile razıyım. Hep böyle mi sürecek? Polise falan gitseniz. Mafya bunlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah'tan dünya tümden kötü değil. İyi insanlar var sizin gibi. Kolayı bulunacak elbet. Aklıma bir şey geliyor gelmesine de... Bilmem ki ne dersin. Söyle bakayım. İstanbul'dan gitmek şart. Senin eski işini yapabilirim. Eski patronunla bir görüşsen diyorum. İyi adamdı. Olmaz Sevda. Deli misin sen? Gülerler bize. Niye gülsünler abi? Ya mantıklı bir şey söyle. Kadın halinde. Üstelik kaçak. Merak ettim vallahi. Ne dur dedin Sevda? Benim ağır vasıta ehliyetim var da. Kamyonda çalışayım diyorum. Büyük cesaret. İş başa düşünce yapılmayacak iş yoktur. Ne olur abi. Bir konuşalım patronunla. Yenge telefonunuzu kullanmaya bir izin var mı? Tabii tabii. Buyurun. Yakalayamazsın ki. Bir sene kızım yavaş gel de öyle ya. Gel. Yavaş yap ya. Durmuş abi. Ben Salih. Gölcük'ten Salih. Merhaba. İyiyim abi. Sen nasılsın? Şoföre ihtiyacın var mı bu aralar? Bir tanıdığım var da. Acil işe ihtiyacı var. Oldu abi. Ne zaman görüştüreyim sizi? Tamam. Tamam abi. Geliyoruz. Tamam. Nuriye. Sağ olasın. Biz gideceğiz galiba. Canı sana bıraksam olur mu? Tabii canım. Ne olacak? Bak ne güzel oynuyorlar burada. Vay kardeşim. Ay, ay Durmuş. Hoş geldin sen ya. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. İyiyim, teşekkür ederim. Maşallah çok iyisin ya. Ben de seni iyi gördüm. Gelin içeri. Bu kardeşim Sevda. Merhaba bacım. Merhaba. Gelin, gelin hadi. Ne zaman geldin? 10 sene oluyor. Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu işe çok ihtiyacımız var Durmuş abi. Benim de sana arkadaşlık borcum var Salih. Sen bana zamanında çok babalık ettin abi. Depremden sonra arayıp sizi soramadım. Çok mahcubum. Bak, kadından ağır ceza reisi, belediye başkanı, hatta başbakan. Belki olur. Ama kamyoncu olmaz Salih. Kamyonculuk ağır bir iştir. Ya Durmuş abi, anlamıyorsun. Bu iş hayat memat meselesi. Cehennemde bile olsa yapacağız. Vaziyet vahim demek. Şarta şurta bakacak durumumuz yok abi. Sen de yanında çıkarsan belki. Tamam abi, ne demek. Bu benim içimi daha da ferahladı. Gözüm yollarda kalmaz. Ya bununla bir nöbet tutuşumuz vardı. Değil mi tertip? Ya. Ya anlatsam inanamazsınız. Bir gün nöbet tutayım. Özel numara arıyor. Ya Durmuş abiyse? Açayım mı acaba? Bilmem ki abi. Açayım be. Alo. Ben Salih. Buyurun. Gölcük'teyim. Faruk. Hayırdır? Merak mı ettin? Hepimiz iyiyiz. O karının kocası benim lan. Bana sormadan nereye götürüyorsun onları? Sevda'yı ver bana. Kapat abi. Alo. Sesin gelmiyor. Kapat. Alo. Alo. Sesini alamıyorum. Bana bak. Sevda'yı ver dedim sana. Ulan Salih, senin de, sesinin de, alonun da. Şu andan itibaren bu telefonu açmak yok. Umarım inanmıştır Gölcük'te olduğumuza. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız.
Tövbe. Ne girdin lan içeri? Döndüm lan. Al. Ne yapacaksın şimdi? Vallahi sağ bırakmaz seni. Düşeceğim peşlerine. Suyunuzu da getirdim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi geceler. Versin. Sana da iyi geceler. Anne, su verir misin? Al oğlum. Eve ne zaman gideceğiz anne? Her şey yoluna girecek güzel. Hadi uyu benim canım oğlum. Hadi. Abi, su ister misin? Yok, sağ ol kardeşim. Abi, korkuyorum. Ne yapacağız? Sabah şirkete gidip kamyonu alırız. O bizi Gölcük'te sanıyor nasıl olsa. Ya bizi bulurlarsa? Merak etme, bulamazlar. Öldürecekler lan beni. Sizin yüzünüzden öldürecekler. Sizin yüzünüzden lan. Senin yüzünden lan. Senin yüzünden lan! Senin yüzünden öldürecekler beni. Senin yüzünden! Allah belanı versin senin. Geldim, geldim. Tamam, anladık be. Abi. Senin bir randevun yok muydu lan? Vardı abi. Şerefsiz. Tamam abi. Kaçacağını mı sandın? Yok abi, buradayım. Ne haddime? Çocuk nerede lan? Eve geldiğinde yoklardı abi, bilmiyorum. Bak. Ne demek yoklardı lan? Abi bilmiyorum, yoktu. Sana demedik mi bugün teslim edeceksin diye? Dedin abi, haklısın abi. Gel lan, gelin şöyle gidiyoruz. Yok. Yok mu? Hadi yürü, gidiyoruz. Abi, abi gel nereye? Gel sen yürü. Bir dakika abi. Hadi, abi. Yürü lan. Bir de komşuya yürü, soralım dedim. Mı abi? Acele etmeyelim. Ben hemen sorup gelirim abi. Ne komşusu lan? Ne numara çeviriyorsun yine? Ha? Hemen İyi, sorarım. İyi tamam, hadi sor bakalım. Yürü. Kaçma lan! Kaçma! Gel buraya! Geber türü! Dur! Abi! İn aşağı! Yürü lan, yürü! Yürü, yürü! Sen kime numara yapıyorsun lan? Abi bırak! Yürü lan! Gebermem ki istiyorsun! Abi he? Bırak! Nereye sevgili dostum? İnsan tabi misafirinden kaçar mı? Ayıp olmuyor mu? Abi yapma. Misafir ağırlamak nasıl olurmuş şimdi sana gösteririm. Hadi. Abi yapma. Yürü. Bırakın abi. Abi bırakın. Hadi. Bırakın abi. Yürü. Abi bırakın. Bırakın lan. Bırakın lan. Git. Bırakın.
Bırakın beni! Bırak! Geç ulan! Abi bırakın! Dinledim lan! Abi bırakın beni! Kes! Bırakın lan, abi! Kes! Kes artık! Abi bırakın! Konuşma! Yapmayın abi be! Ne otur adam gibi şurada hadi! Gideyim abi be! Sizi çok özleyeceğim. Biz de seni özleyeceğiz. Allah'a ısmarladık Nuriye teyze. Oy canım, cüle cüle. Yaptıklarınız için ne diyeceğimi bilemiyorum. Sevdacığım, Allah kolaylık versin. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Helal et, değil mi? Mehmet abiden de helallik istiyorum. O nasıl söz? Helal olsun. Hazırda sadece bu var. Yol hali. Mehmet abin işe giderken bıraktı. Bu iyiliğini unutmayacağım. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Güle güle. Tamam. Her şey için sağ ol bacım. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Hadi. Güle güle. Güle güle. Güle güle Can. Güle güle. Güle güle. Yolculuklar. Güle güle. Güle güle. Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle. Adam olan. Demek çocuk anasıyla tüymüş. O halde biz kaldığımız yerden devam ederiz. Oturtun. Otur. Bırak. Otur lan. Cad. Cad. Cad abi. Yapma. 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 Öteki kulağını da keselim mi lan? Tamam, bana biraz süre ver. Ne süresi lan? Ecelin geldi köpek. Doktor ayarladım, klinik ayarladım. Böbreğin dondurucusu bile hazırdı lan. Bulacağım. O fişi bulacağım. İstersen dilim dilim doğra. Tamam. Sana bir gün daha. Tamam. İster getir ya da öteki kulağından başlar, burnun, parmaklarınla devam ederiz. Tamam. Tamam. Al bacım. Sağ ol Durmuş abi. Sen de sağ ol. Kardeşinin gözü karalığı olmasa vallahi girmem bu işe. Hadi hayırlısı. Allah senden bin kere razı olsun Durmuş abi be. İnan büyük hayır yapıyorsun. Evelallah Sevda bu işin altından kalkacak. Abim ve oğlum yanımda olduktan sonra bu iş bana vız gelir Durmuş abi. Endişelenecek bir şey yok. Ha, bir terslik olursa yeni hattan arayın. Kamyoncu arkadaşlardan da yardım isteyebilirsiniz. Rahat ol. Siz sıkıntı çekmeyin diye söylüyorum bacım. Hadi yolunuz açık olsun. Hadi bismillah. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ ol abi. Her şey bitti. Kamyon şoförlüğü de kadınlara kaldı. Ya senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Milletin arkasından konuşmak sana mı kaldı? Ne dedik ki be abi? Hadi bir çay söyle abi. Hadi. Ali. Hadi siz de gelin. Çaya mı? Gelin gelin. Buyur geldim de. Neredeler? Şerefsiz herif. Bunun hesabını vereceksin. Neler olay? Mehmet'im ne yaptılarsa?
Allah'ım. Çek ulan elini kapı makarımı. Sus be kadın. Neredeler söyle çabuk. Yoksa seni de kocan gibi yaparım. Mehmet neler oluyor? Nuriye bu adamlar aklını kaçırmış. Baba. Baba. Bak kardeş. Çocukların da var. Size de zararımız dokunur. Ok yaydan çıktı. Op için yerini söylemezsen... Sizin de hayatınızı kaydırırım. Bak gidiyoruz işte. Her şeyin bir çaresi bulunur be Sevda. Biz neleri atlattık bu zamana kadar kardeşim. Yeter ki bir arada olun. Depremi düşünsene. Nelerimiz kalmadı ki göçüklerin altında. Oralarda kalan sadece canımız, canlarımız, kolumuz, bacağımız değil mi ki? Yaşama olan inancımız, heyecanlarımız, cesaretimiz, umutlarımız öldü biz. Yarınımız, zaman ve hayat durdu. Bize neler neler öğrettiler. Bak hayat her şeye rağmen devam ediyor ama. Çabuk olun. Tamam abi. Kardeş baksana bir. Buyur kardeş de burası sadece kamyonlara çalışır. Yok biz onun için gelmedik. Bu sabah buraya topal bir adam, bir çocuk, bir de bir kadın geldi mi? He sen şu kamyon kullanan kadından bahsediyorsun. Kamyon mu? Ne kamyonu? Ne tarafa doğru gittiler? Adapazarı yönüne. Plakasını hatırlıyor musun? Yok plakası... Neydi lan bu giden kamyonun plakası? 34Z1501'di galiba. Öyle bir şey işte. Eyvallah sağ ol. Hadi selametle git. Bulduk abi izlerini. Merak etme yakalayacağız. Duyduk ulan sağır mıyız? Yakalayamazsak ben sana gösteririm. Yolumuz uzun. Abi, eğer bana bir şey olursa can sana emanet. Ne bağısına olursa olsun onu büyüt abi. Ne diyorsun? Salak salak konuşma. Çarpacağım şimdi. Korkuyorum abi. İçimde bir sıkıntı var. Anne. Arabada su var mı? Var oğlum. Gel bakalım. İçim ekin değil anne. Ellerimi yıkayacağım. Rüzgar biraz elime damlattı da. Yürü. Gel. Gel bakalım. Uzat bakalım. Gel.
hızlı sür. Yemek molası, köfte yiyeceğiz. Oo dayı, köfte yiyeceğiz. Ya yeğenim. Hadi gel oğlum. Hadi abi. Afiyet olsun. Kadından kamyoncu mu olurmuş? İllet ne yapacağını şaşırdı vallahi. Gidin evinizde oturun çocuk bakın. Kamyonculuk sizin neyinize be? Hop hop. Bebek emzirin. Demişine baksana yarmayayım kafanı. Karıdan kamyoncu olursa topal da böyle dayılanır işte. Bana bak topal. O değnekleri kafanda paralarım ha. Ne diyorsun lan sen? Bana bak. Kırarım senin kafanı ha. Yok ya. Hop hop. Vites küçült de hararet yapma. Kadınları, özürlüleri aşağılamaya bayılırsınız. Eliniz kolunuz tutuyor. Tuzunuz kuru. Başınız belada değil. Siz zorda olanın halinden ne anlarsınız be? İnsan mısınız siz? Hepinizin kalbi nasır tutmuş be? İnsan halinden anlamazsınız siz. Ağzı olan konuşuyor işte. Sakat kalmak nedir bilir misin lan sen? Ananız babanız iki taşın altında pestil oldu mu lan? Küçücük çocuğunuzun böbreğinin peşinde kedi gibi koştular mı he? Türkan Şoray gibi konuştun be abla. Lan Naci madara ettin bütün kamyoncuları be. Helal olsun ablaya be. Vallahi mangal gibi yürek var. Şurada iki lokma bir şey yiyeceğiz, zehir etmeyin. Herkes kendi işine baksın. Hoş geldiniz. Köfte at bize abi. Tabii abi. Buyur abi. Buyur abi. Amma ağır konuştu ha. Utandırdı biz. Yok, yok, yok! Onları yakalayamazsak bütün organları satışa çıkarırım haberin olsun. Kuş olup uçmayacaklar ya. Merak etme yakalayacağız. Yakalayacakmışız. Senin yüzünden kaç saattir yollardayız. Laz şarjı ilk seferde konuştursaydım böbreği çoktan almıştım. Abi merak etme. Bizim altımızda jet gibi araba var. Burada bir kamyon ne kadar hızlı gidebilir ki? Eninde sonunda yakalayacağız. Kes lan kes. Kardeş biraz hızlı gitsene. Merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Umut mu bırakıyorlar insanda abi? Umudumuzu yitirmeyelim. Ufalana ufalana geçti ömrümüz. Sen ne diyorsun? Öyle deme bacım. Anne ben bir porsiyon daha istiyorum. Bak yaratı. Oğlum. İştahı açıldı ha açık havayı görünce. Kamyoncular çok gelmiş. Afiyet olsun, afiyet olsun oğlum. Bu işi kıvırırsak her şeyimiz olacak. Alo. Ha, merhaba Durmuş abi. İyi iyi. Maşallah iyi gidiyoruz. Mola verdik şimdi. Köfte yiyorum. Evet abi. Faruk geldi şirkete. Bizim çocuklar boşboğazlık etmişler. Anlayacağı nereye gittiğinizi ve kamyonun plakasını öğrenmiş şerefsiz. Tamam Durmuş abi. Anladım. Tedbirli olun. Yanında karışık kuruşuk 3 tane adam var. Haberiniz olsun tamam mı? Anladım abi. Ulan ağız tadıyla bir lokma yemek yiyemeyecek miyiz? Hayırdır abi? Kötü bir haber mi var? Faruk peşimizde. Yanında 3 adam var. Plakayı da öğrenmişler. Yürü Can gidiyoruz. Anne daha bitmedi ki. Yürü dedim. Hadi. Geç.
yürüsene. Hadi oğlum be. Sevda, panik yapma. Kaza yapacaksın şimdi. Nereden bulacaklar bizi? Azrail peşimizde. Plakayı almışlar diyorsun. Güzergahı da öğrenmişlerdir. Yürü be, yürü be. Yürü be. İşte gözün aydın. Kırmızı orada gidiyor. Plakası doğru mu? 34Z1501. Evet abi, doğru. Çok şükür. Kedi ciğerine kavuştu. Bu işte. Sen de bu seferlik kurtardın. Geç. Geç şunu. Peşimizdeler. Anne, ne yapacağız şimdi? Korkma oğlum. Bir şey olmaz. Merak etme. Korkma. Şeyde, panik yapma. Geçsene şunu. Önünü kes. Ver çocuğu. Anne, çocuk, sakat bir dayı ve kırmızı bir hurdanın başrolünü oynadığı Bir Kamyon Sevgi adlı filmimiz burada bitiyor. Bu da kötü baba. Borcuna karşılık üvey çocuğunun böbreğini bize bağışladı. Ama sonra elinden kaçırdı. Polis gelmeden işimizi bitirelim. Değil mi kamyoncu güzeli? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Öldüreceklerdi beni Sevda, ne yapayım? Senin gibi bir şerefsiz için ölüm az bile. Aile içi anlaşmazlıklara bizi karıştırmayın. Çocuğu alıp gidebilir miyiz kamyoncu yenge? Olur. Paket mi yapayım yoksa burada mı yersin? Allah'tan da mı korkun yok? Ben sadece alacağını tahsil etmeye çalışan bir mağdurum. Sen onu kocana söyleyeceksin. Neticede ben tahsilatımın peşindeyim. Ha para, ha böbrek. Benim için fark etmez. Gücünüz bize mi yetiyor ha şerefsizler? Yanındaki domuzdan alsana sakatat olarak. İnsan mısınız siz? Bu Karagöz Hacivat oyunu sıktı. Kahpeler, bırakın bizi! Niçin öldürüldü kısmına gelmeden alın şu böbreği. Bırakın onları. Anne. Gel o çocuğu bize. Bırakın hadi herifler. Bırakın! Bırak. Yapmayın! Bırak beni! Bırak! 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 Gel oğlum! Bırak! Anne. Allah'tan korkunuz yok. Hiç vicdan yok mu sizde? Hıh!